Basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Komisyonu üyeleri Sayın Aysu Bankoğlu, Sayın İbrahim Kaboğlu, Sayın Ali Mahir Başarır, Sayın Levent Gök ve Sayın Murat Emir'le birlikte bu basın toplantısını yapıyoruz. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi dün bizim kıyafet özgürlüğü üzerinden endişeleri gidermek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne indirdiğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz bir yasa teklifi üzerinden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleyi bir siyasi istismar meselesi haline getirme arzu ve hevesiyle ve onun tabiriyle bir gollük pas olarak görüp yine başörtüsü, kılık kıyafet özgürlüğü sorununu istismar etmeye yönelik bir anayasa değişikliği önerisi Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü ve orada tutumumuzu net olarak önce geçen hafta, sonra da dünkü görüşmelerde ifade ettik. Son gelişmelerden sonra AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın ve özellikle de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleyi siyasi istismar meselesi olarak sürdürme konusundaki kararlılığını, samimiyetsizliğini gördükten sonra da Anayasa Komisyonu çalışmalarını terk ettik İYİ Parti ile birlikte. Bu basın toplantımızın amacı tutumumuzu sizler aracılığınızla kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak. Değerli basın mensupları, biz başörtüsü, kılık kıyafet özgürlüğü ile ilgili meselenin fiilen çözülmüş olduğunu biliyoruz. Bu çözümde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif ve etkili desteğinin, pozisyonunun olduğunu da biliyoruz. Bu konuyu bütün kamuoyu da biliyor ve önceki cumhurbaşkanlarından Sayın Abdullah Gül de bu meselenin birebir tanığı olduğunu ifade etmiştir. Değerli basın mensupları, buna rağmen biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız önce bir video paylaşımıyla başlayan bu meseleyi istismar meselesi olmaktan artık çıkaralım diye bir kanun teklifi vermiş idik. Bu kanun teklifinin neden verildiği çok açıktır, nettir. Çözülmüş bir meseleyle ilgili neden kanun teklifi verdiniz diye sorulabilir. Bir şeyi çok iyi biliyoruz ki, üç önemli mesele vardı burada. Birincisi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan son dönemde çok ciddi toplumsal desteğini yitirip Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin iktidardan düşeceğini görmenin telaşıyla bir yeni pozisyon aldı. Ve kendisiyle gönül bağını koparmış önceki seçmen kitlesini ikna edebileceği düşüncesiyle yeniden başörtüsü meselesini istismar etme niyetini ortaya koydu. Neyle koydu? Israrla biz iktidarı kaybedersek kazanımlarınızı kaybedersiniz diye başörtülü kadınlarımıza, bacılarımıza, kardeşlerimize, analarımıza, bacılarımıza bir korku iklimi ve endişe körüklemeye başladı. Bu sadece Erdoğan'ın sözleriyle değildi. Arkasından ona destek veren saraya yakın iktidar yanlısı İlahiyatçıları devreye sokmaya başladılar ve adı ilahiyatçı olan muhafazakar kesimin de belli şekilde dikkatle dinlediği isimler aynı eksende konuşmaya başladı. Bir başka önemli konu, anketlerde de gördüğümüz üzere AK Parti'den desteğini çeken önemli bir muhafazakar seçmen kitlesi vardı. Bunların içerisinde de kısmen de olsa samimi endişeler ortaya çıkmaya başlamıştı. Ya acaba gerçek mi? Acaba AK Parti iktidardan düşerse biz bu kazanımlarımızı kaybeder miyiz? İşte o noktada bütün bu oyunu bozacak ve toplumda o
her kesime güvence verecek bir adım gerekiyordu. Sayın Genel Başkanımız da çıktı. Buyurun madem öyle, kanun teklifi verdik. Gelin hepiniz bu kanun teklifine destek verin, birlikte geçirelim. Mesele bir kanun teklifiyle çözülebilecek ve bütün bu endişeler giderilebilecekken AK Parti, Cumhur İttifakı, Erdoğan'ın o meşhur gollük pas sözüyle bu meseleyi aslında çözmek değil, endişeleri gidermek değil, istismar etme konusunda kararlı olduğunu gösterdi. Kızlarımızın, kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın başörtüsü meselesini futbol maçındaki kavramlarla tarif etmeye başladı. Birbiriyle yarışan takımlar gol, pas gibi kavramlarla bu meseleyi istismardan nasıl sınır tanımayacağını çok net biçimde gösterdi. Buna rağmen anayasa değişikliğine bir de bu mesele sadece bunun üzerinden tartışılmasın diye dönüp sadece başörtüsü meselesi değil, hiç sorun olmadığı halde evlenme erkekle kadın arasında yapılır, kurulur evlenme evlilik bağı diye 41. maddeye bir değişiklik önergesini de kuyruk olarak ilave etti. Biz bir şey anlamadık. Kızlarımızın, kardeşlerimizin başörtüsü meselesiyle kadınla erkeğin evlenmesi meselesini nasıl bir araya getirdiler? Hangi mantık hiç gündemde olmayan böyle iki konuyu yan yana koydu? Bunu çok iyi biliyoruz ki eğer niyetiniz istismarsa bunu çok rahat yapabilirsiniz. Sonuçta biz anayasa değişikliği gerekmediği halde madem anayasal güvence isteniyor, İYİ Parti ile birlikte Anayasa Komisyonu'nda bir teklif verdik. 24. madde başörtüsüyle ilgili maddede teklif verdik ve dedik ki gelin madem böyle bir endişe var ve buna anayasal düzeyde güvence sağlamak istiyorsunuz, bütün kesimleri güvence altına alacak meseleyi başını örteni de başını örtmeyeni de hiçbir endişe içerisine düşmeden güven içerisinde kendisini hissedeceği bir düzenleme yapalım. Bu düzenleme ayrıştırıcı olmasın, birleştirici olsun. Bu düzenleme istismar edici olmasın, çözücü olsun. Bu düzenleme kucaklayıcı olsun istedik. Ve AK Parti'nin teklifine karşı şu teklifi getirdik. Sadece o cümlesini okuyorum. Yani reddettikleri kısmı. Hiç onların metni üzerinde çalıştık. Yani bambaşka yeni bir metin vermedik. Onların metinleri paylaştık kamuoyuyla, siz de gördünüz. Onların metni üzerinden sadece dedik ki başını örtmesi diye yazmışlardı. Başını örtmesi ya da örtmemesi dahil olmak üzere dedik. Yani sadece başını örtenlerin endişe içerisinde olduğunu düşünerek anayasa yapılmaz. Başını örtmek istemeyenler de kendini endişe içerisinde hissediyorsa onları da kucaklayacak bir düzenleme yapalım. Ve cümle şudur. Hiçbir kadın başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet, kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır. Yani bizim önerimiz bu. Bütün vicdan sahiplerine, yıllarca bu endişe içerisinde yaşadık, bu acıyı yaşadık diyenlere soruyorum. Bu başını örtmek isteyen, dün üniversitelere sokulmayan, dün iş yerlerine sokulmayan kızlarımızın problemlerini çözüyor mu, çözmüyor mu? Çok açık. Vicdanı olan, aklı olan herkes bilir ki bu teklif
kamuda çalışsa bile başını örtmek isteyene sen baş açık kamuda çalışamazsın diye düzenleme yapamazsın diyor. Onun başını örtme hakkını güvence altına alacaksın. Mesleğin icrasını gerektiren bir üniformayı, kıyafeti düzenlerken bile. Yine diyor ki başını örteni de örtmeyeni de aynı şekilde koruyacaksın. Hiç kimse endişe duymayacak. Bizim teklifimiz budur. Bu teklife AK Parti ve MHP'li komisyon üyeleri hayır dediler. Bütün başörtülü kızlarımıza, kardeşlerimize, annelerimize, bacılarımıza şikayet ediyorum. Bu teklife hayır dediler. Hiçbir zaman belki bulunamayacak bir tarihsel uzlaşma fırsatı bulunmuştu. Bu istismarı önleyecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en büyük mutabakatla bunu anayasal güvenceye alacak bir tarihsel fırsat bulunmuştu. Bu tarihsel fırsat iktidarda bulunan Cumhur İttifakı'nın siyasi hırsına heba edilmiştir. Bu tarihsel fırsat Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu meseleyi siyasi istismar meselesi yapıp önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirme hevesine kurban edilmiştir. Onun için dün üniversite kapılarında zulüm görmüş olan, bu eziyeti çekmiş olan bütün kadınlarımıza, kardeşlerimize şikayet ediyorum. Hala içinde böyle bir endişe olan birileri varsa onlara şikayet ediyorum. Mesele AK Parti açısından bu sorunu çözme meselesi değil, Cumhur İttifakı açısından bu sorunu çözme meselesi değil, bu sorunu ne yazık ki istismar etme meselesidir. Bir başka konu, burada getirdikleri teklifte dini inancına dayalı olarak başörtüsünü güvence altına alacağız diyor. Yani o teklifte deniyor ki bir kimse dini inancı nedeniyle başını örtmek isterse onu koruyacağız diyor. Değerli arkadaşlar, hepimiz çok iyi biliyoruz ki iktidarı elinde bulunduranlar kendi pencerelerinden dini tarif etmeye başladıklarında kendi kalıplarına soktukları inanç sahibi olmayanları aynı dinin içinde olsa bile o hakim olan mezhebin bakış açısının, görüşün, inancın sahibi olmayanları çok rahat dışlayabilir. Tarihte bunun örnekleri çok vardır. Anayasaya bunu bu şekliyle koymak kızlarımızın başörtüsü hakkını sadece dini inanç üzerinden güvence altına almayı öngörmek demektir. Bu ise dini inancına göre değil de başka sebeple başörtüsü takmak isteyenlerin hakkını güvence altına almayacağı gibi aynı zamanda neyin dini inanç gereği olduğu, neyin dine uygun olup olmadığı konusunda o hakkın sahibi olanın düşüncesi değil, iktidar sahiplerinin düşüncesi öne çıkmaya başlayacaktır. Bunu anlatmaya çalıştık. Dini tarif etme hakkı sizde değil. Kızlarımızın neyi dini inancı gereği yaptığını, yapmadığını ölçmek kamu görevlilerinin, kamuyu yönetenlerin, devletin, kamu adına yetki kullananların haddine değil. Yarın siz bu maddeyi böyle düzenlerseniz, hayır sen dini inancın gereği başörtüsü takmıyorsun deme hakkını verirsin yönetenlere. Bırakın hangi sebeple başını örtmek istiyorsa örtsün, hangi sebeple başını açmak istiyorsa açsın. Bu mesele bir din tartışması değildir, bu mesele bir hak tartışmasıdır. Özellikle bunu vurguladık. Ama görüyoruz ki mesele istismar olunca, İktidarın, Cumhur İttifakı'nın halkı teslim etmek gibi bir hesabı yok. Turnusol kağıdı işledi. Turnusol kağıdı işledi, renkleri belli oldu. Renkleri nedir? Renkleri bu meseleyi çözme niyetinde olmadıklarıdır. Biz başörtüsünü siyaset malzemesi olmaktan çıkarmak istedik. Biz bu meseleyi bir kılık kıyafet özgürlüğü ve hak olarak gördük. Biz başörtülü olan da açık olan da güvence altına alınsın istedik. Onlar ne yaptılar? Onlarsa dün gördüğümüz gibi bizim önergemizi kabul etmeyerek bu meseleyi çözmek değil, kullanmak
isteğinde kararlı olduklarını gösterdiler. İstismar etme konusunda, suistimal etme konusunda kararlı olduklarını gösterdiler. Meseleyi kolaylaştırma değil, zorlaştırma niyetinde olduklarını gösterdiler ve bu çerçevede bir yol içerisine girdiler. Değerli arkadaşlar, bir başka çarpıcı meseleyi daha dün yaşadık. Bunu da paylaşmak isterim. Oraya başörtülü milletvekili arkadaşlarımız geldi. Beraber parlamentoda görev yapıyoruz. Dün geçmişte yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. Etkilendik. Kendilerine bunu da söyledik. Türkiye'nin böyle günleri yaşamış olması üzücüdür. Etkilendik. Ancak bir başka şey gördük. Onlar statü kazanmış başörtülü milletvekili arkadaşlarımızdı. Anlattıkları acıları, ızdırapları, beraber yaşadıkları başka başörtülü kızlarımız vardı. Birlikte onların arkadaşları üniversite kapısında bu mağduriyete uğrayan. Onların bir kısmı statü kazanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Bir kısmı statü kazanamadılar. Yani milletvekili olamadılar. Bu meseleyi çözebilecek bir statüye kavuşamadılar. Hayatın, normal hayatın içerisinde hayatlarına devam ettiler. Ve şimdi dün şöyle bir imkan vardı. Bu imkanı kazanan, belirli bir statüye gelmiş, milletvekili olmuş başörtülü milletvekillerinin bir büyük tarihsel uzlaşmaya katkıda bulunarak o statüye kavuşamamış, geçmişte beraber ortak acılar çektikleri arkadaşlarının meselelerini çözebilme imkanları vardı. Bunu anlattık kendilerine. Bakın gelin bu meseleyi beraber çözebiliriz diye. Ancak onlar ne yazık ki aynı statüye ulaşamamış kardeşlerinin endişelerini siyaseten kullanma hevesine heba ettiler. O endişeleri çözmek yerine bunları siyaseten kullanma hevesine heba ettiler. Bu da ironik, çarpıcı bir çelişkinin gözler önüne serilmesiydi. Değerli arkadaşlar, buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bu işi ne kadar istismar etmek isterlerse istesinler. Getirdiğimiz kanun teklifini mecliste destek verip kabul etmeseler de, Anayasa Komisyonu'nda getirdiğimiz değişiklik önerisine hayır demiş olsalar da, bu meseleyi siyaseten kullanma konusunda kararlı olsalar da, kızlarımız, kardeşlerimiz, analarımız, bacılarımız, başını örtmek ya da örtmemek isteyenler, kılık kıyafetine karışılmasını istemeyenler, kılık kıyafetlerinin siyasetin malzemesi, suistimal aracı olmasından rahatsız olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Güvenceniz biziz. Korkmayın. Korkmayın. 4 ay 14 Mayıs'ta inşallah yeter söz milletin diyecek bu milletimiz ve inşallah 14 Mayıs'ta iktidara geleceğiz. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı olacak. Milletimizin desteğiyle parlamentoda bütün bu istismarcı anlayışın parlamentodaki etkisini ortadan kaldıracağız. Haklarınızın güvencesi biziz. Başörtünüzün de başını açık gezme hakkınızın da güvencesi biziz. Hiç endişe etmeyin diyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, öğleden sonra grup başkan vekilimiz basın toplantısı yapacak. Soruları ona sorarsınız. Ha, bu arada bir şey söyleyeyim. Biz bundan sonra bu şekliyle bu teklife artık genel kurula indirseler de herhangi bir biçimde destek vermeyiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.